15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi sırasında birçok kentte darbeciler harekete geçmişti. O kara gece Diyarbakır 8. Anaşet üstünde de darbe hazırlıği vardı o kara gecede. Demirören haber ajansından Burak Emek o gece yaşananları anlattı. Fethullahçı terör örgütü üyesi bir grubun 15 Temmuz 2016'da yapmak istedikleri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının üzerinden 6 yıl geçti. Ve o gece hareketli olan şehirlerden biri de Diyarbakır'dı. Diyarbakır 8. Anajet üstünde darbeci 6 pilot F-16 uçaklarını hangarlardan çıkararak havalandırmıştı ve Ankara'yı bombalamışlardı. Şimdi kameraman arkadaşım size o 8. Anajet üssünü gösterecek. Hain darbe girişimi sırasında 181. ve 182. filodan darbenin ilk dakikalarında 6 pilot F-16 uçağını kaçırmıştı. Terörle mücadelede hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli rolü bulunan 8. Anajet üssü de bu kara günde kısa süreliğine hareketlilik yaşamıştı. Daha sonra darbeye karşı çıkan askerler tarafından içeride bulunan F-16 hangarlarının önüne barikatlar bırakılarak uçakların çıkışları engellenmişti ve saatler gece yarısını gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da vatandaşlar Türk bayraklarıyla alanlara çıkmıştı ve bazı vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar hain darbe girişimine karşı olarak nöbetler tutmuştu ve bazıları ise sokaklarda uyumuştu. Tabii yaşanan olaylar sırasında ayrıca Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde bulunan polis memuru Halit Gülser ve İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde işçi olarak çalışan askeri çoban da şehit düşmüştü. Diyarbakırlı şehitler aynı zamanda burada anılmaya da başlandı diyebiliriz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan günü olarak ilan edilen bugün darbecilere karşı olarak direnen hem 15 Temmuz şehitleri hem de terörle mücadelede gazi ve şehit düşenlerin yakınları Diyarbakır Valiliği tarafından verilecek olan yemeğin ardından daha sonra çeşitli etkinliklerle hem terörle mücadele şehitleri hem de 15 Temmuz şehitleri anılacak diyelim ve sözü merkeze bırakalım.